Evet arkadaşlar, geçen haftaki dersimizde kimyasal tekmelerde hız, bu hafta hız konusuna devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Ben size göndermiştim köyümüzü, üzerinden devam edelim inşallah. Evet. Sevgili arkadaşlar, kimyasal tepkimelerde hız tek basamaklı tepkimelerde gerçekleştiğinde ne yapıyorduk arkadaşlar? Girenlerin gelişimine göre bağıntısını yazıyorduk. Ama birden fazla basamakta gerçekleşen tepkimeler var. Birden fazla basamakta gerçekleşen tepkimeler için nasıl bir hız bağıntısı yazacağız ondan bahsedeceğim. Arkadaşlar, çok basamaklı tepkime nedir? Bazı tepkimeler birden fazla basamakta gerçekleşir. Bunlara mekanizmalı tepkime. Bunların her bir basamağına da tepkime mekanizması denir. Ve çok basamaklı tepkimelerin hızları farklı farklı, yani basamaklarının hızları farklı farklı olabilir. Biz en yavaş basamağa göre hız bağıntısını yazacağız. Çok basamaklı tepkimelerde hız bağıntısı yavaş basamağa göre yazılır. Evet. Arkadaşlar şuradaki örneğe bir bakalım. Şu üst tarafta verilen bir tepkime şu aşağıdaki iki basamakta gerçekleşir. Ve bu iki basamağın toplamından şu yukarıdaki görmüş olduğunuz net tepkime oluşmuş. Ve biz iki basamak verilmiş, bir de net tepkime verilmiş. Buradaki hız bağıntısını yazarken yavaş basamağın girenlerine bakacağız. Yavaş basamağın girenlerine göre hız bağıntısını yazacağız. Evet, hız bağıntısında hız diyorduk, K diyorduk. K dediğimiz hız sabitiydi. Ve girenlerin derişimlerini yazıyoruz. Birinci basamak yavaş basamak olduğu için girenlerin derişimi ICL ve H2'nin derişimi ve bu şekilde ne yapıyoruz arkadaşlar? Hız bağıntısını yazıyoruz. Sevgili arkadaşlar, şurada birinci ve ikinci basamakta, bakın birinci basamakta HI maddesi oluşmuş. Oluşan bu HI maddesi ikinci basamakta girenlerde kullanılmış ve kaybolmuş. Eğer arkadaşlar mekanizmalı tepkimelerde basamakların birinde oluşan ve sonra gelen basamakta harcanan madde varsa bu tür maddelere biz ara ürün diyoruz ve ara ürünler net tepkimede yer almazlar. Yani ara ürün olabilmesi için ne oluyor arkadaşlar? Öncelikle basamakların birinde ürün olarak oluşup diğer basamakta harcanması gerekiyor ve net tepkimede yer almaması gerekiyor. Şimdi bu örneğe bir bakalım arkadaşlar. İki basamakta gerçekleşen bir tepkimenin basamakları şöyledir. Buna göre yandaki soruları cevaplandırınız. Net tepkime denklemi nedir? Arkadaşlar birinci ve ikinci tepkimenin net tepkimesini yazacağız. Net tepkimeyi yazarken bakıyoruz arkadaşlar. Şuradaki NO2 gördüğünüz gibi yukarıda bir tane var, aşağıda da bir tane var. O zaman ne olacak? Topladığımızda iki tane NO2 olacak. Arkadaşlar burada bir tane F2 var. Hemen buraya F2'yi yazıyorum. Burada F var girenlerde, fakat şurada bir tane girenlerde F var. Burada da ürünlerde F var. Bunlar birbirini götürüyor. O zaman F'yi yazmıyorum. Burada gördüğünüz gibi NO2F bir tane oldu. Bir tane NO2F ve bu şekilde ne yapmış olduk? Net tepkimeyi yazmış olduk. Şuradaki F arkadaşlar bakın birinci de ürünlerde oluşmuş. İkinci de girenlerde kullanılmış ve kaybolmuş. O zaman biz buna ne diyorduk arkadaşlar? Biz buna ara ürün diyoruz. Birinci tepkimede ürünlerde oluşmuş. İkinci tepkimede
direnlerde kullanılmış ve net tepkime de yer aldı. O zaman net tepkimemiz bu arkadaşlar. Hız bağıntısı ve tepkime derecesi nedir? Hız bağıntısını neye göre yazıyoruz? Yavaş basamağın girenlerine göre yazıyoruz. O zaman hız bağıntısını yazarken ne diyeceğiz arkadaşlar? Hız eşittir K çarpı NO2'nin derişimi çarpı F2'nin derişimi bize neyi verecek? Hızı verecek. Peki hızın derecesi nedir diye soruyor. Evet, merhaba arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bağlantı kaldığım yerden devam edeceğim. Şu an sesimi duyuyor musunuz arkadaşlar? Herhangi bir soru var mı? Evet arkadaşlar, sesim duyuluyor inşallah. Ben size devam ediyorum. Duyuluyor hocam sesiniz. Kusura bakmayın, hemen tekrar kaldığım yerden devam ediyorum. Evet arkadaşlar, hız bağıntısını da yazdık. Tepkimenin derecesi kaçtır diye soruyor. Tepkimenin derecesi neydi arkadaşlar? Hız bağıntısındaki üstlerin toplamıydı. Şurada bunun üstü 1, bunun üstü de 1 olduğu için tepkime derecemiz ne olacak? 2 olacak. Ara ürün olan madde hangisidir diyor. Evet, ara ürün olan maddemiz nedir arkadaşlar? B'dir. Öyleyse birden fazla basamakta gerçekleşen tepkimelerde ne yapıyoruz arkadaşlar? Yavaş basamağın girenlerine göre hız bağıntısını yazıyoruz. Hocam oradaki NO2'nin katsayısını neden almadık derece olarak? Nerede? Şurada mı? Burayı mı? Evet hocam orayı. Burası net tepkime ya. Biz neye bakıyoruz? Hız bağıntısını yazarken yavaş adım, yani burada yavaş adım kim? Birinci adım. Birinci adımın girenlerine bakıyoruz sadece. Net tepkimeye bakmıyoruz. Anlaşıldı mı? Evet, tamam. Sadece yavaş adımın girenlerine bakıyoruz. Tamam hocam, teşekkürler. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir örneğimiz daha var. Bu örneğimize bakalım. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplandırınız diyor arkadaşlar. Net toplam tepkime denklemi nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar
net top net tepkimeyi yazacağız. Şöyle bakalım HOOBR burada girenler de var, burada ürünler de var. Bunlar birbirini götürebilir. Şuradaki HOBR ve burada da HOBR var. Bunlar da birbirini götürebilir ama şurayı eğer 2 ile çarparsak, burayı 2 ile çarparsak şuradaki HOBR'nin sayısı 2 olur. Burası da 2 olur. Bunları da birbirine götürebiliriz. O zaman şurayı bir 2 ile çarpalım. Şöyle diyelim 2, 2, 2, 2 diyelim. Şuradaki HOBR'ler de birbirini götürsün. HOOBR ile şu HOOBR de birbirini götürsün. Burada ne oldu? 4 tane HBR var. Sonra bir tane O2 var. Sonra 2 tane BR2 var. Ve 2 tane H2O var. Arkadaşlar net tepkimelerde girenler ve ürünlerin atom sayılar birbirine eşit olması gerekiyor. Burada 4 hidrojen var, burada 4 hidrojen var. 4 tane brom var, 4 tane brom var. 2 oksijen var, 2 oksijen var. Yani net tepkime bu şekilde. Evet, hız bağıntısı ve tepkime derecesi nedir? Hemen hız bağıntısını yazıyoruz arkadaşlar. Hız dediğimiz R eşittir K çarpı. Nereye göre yazacağız? Yavaş adımın girenlerine göre yazacağız. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? H B R çarpı O2 diyeceğiz. Yani tepkimenin hız bağıntısı R eşittir K çarpı H B R çarpı O2. Peki tepkimenin derecesi nedir? Tepkimenin derecesi 2'dir. Neden? Üstlerin toplamı 1 artı 1'den ne olacak? 2 olacak. Peki arkadaşlar bakın burada HOOBR oluştu. Burada girenlerde kullanıldı. Burada HOBR oluştu. Burada da girenlerde kayboldu. Net tepkimede yer almıyor. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Burada HOOBR ve HOBR bunlar ara üründür diyeceğiz. Yani bunların ikisi de ne olmuş oldu? Ara ürün olmuş oldu. Evet arkadaşlar devam edelim. Şimdi hız tepkimelerine sıcaklığın etkisi. Evet sıcaklık artışı arkadaşlar hemen hemen tüm reaksiyonların hızını artırır. Sıcaklık artışıyla birlikte moleküller daha fazla enerjiye sahip olurlar ve daha hızlı hareket ederler ve reaksiyona daha hızlı girerler. Reaksiyon hızı hız sabitiyle doğru orantılı olduğundan sıcaklık artışıyla reaksiyon hızı ile birlikte reaksiyonun hız sabitinin değeri de artar. Burada unutmayalım arkadaşlar, hız sabitinin değerini artıran sadece sıcaklıktır. Hız sabitinin değerini artıran sadece sıcaklıktır. Şimdi bize belirli bir kinetik enerjiye sahip olan moleküllerin miktarı şöyle bir grafik üzerinde gösteriliyor arkadaşlar. Burada grafikte şu görmüş olduğunuz grafikte taralı alandaki tanecik sayısı, şuradaki yeşil olarak gördüğümüz alan T1 sıcaklığındaki belirli kinetik enerjiye sahip molekül sayısını gösteriyor. Şuradaki turuncu ve yeşilin tamamı bu da T2 sıcaklığındaki alanı gösteriyor. Yani şurası da T2 sıcaklığındaki alan. İşte bu tür grafikleri gördüğümüz zaman buradaki taralı alana bakacağız. T2'deki taralı alandaki taralı alan daha büyük olduğu için buradaki T2 sıcaklığının biz T1 sıcaklığından daha büyük olduğunu söyleyeyim. Şöyle bir örneklerle devam edelim. Tepkimesinde sıcaklık artırıldığında niceliklerinden hangileri artar? Arkadaşlar sıcaklık artırıldığında hız sabiti artar.
birim zamandaki etkin çarpışma sayısı artar. Evet, az önce ne dedik? Sıcaklık arttığında çarpışma sayısı artar. Aktivasyon enerjisi. Arkadaşlar, sıcaklık arttığında aktivasyon enerjisi değişmez. Yani ne diyorduk arkadaşlar? Şöyle bir tepe noktası oluyordu, değil mi? Şurası aktivasyon enerjisiydi. Aktivasyon enerjisi değişmez. Sadece sıcaklık arttığından dolayı şuradaki eşik enerjisine daha hızlı ulaşılır. Fakat şuraya ulaşılması için gerekli olan aktivasyon enerjisi değişmez. O yüzden ne diyeceğiz arkadaşlar? Burada 1 ve 2 artar. Hocam, bir şey sorabilir miyiz? Tabii. Etkin çarpışma sayısı arttığında ürün miktarı etkilenir mi? Etkin çarpışma sayısı arttığında ürün miktarı etkilenmez. Sadece ürüne daha çabuk ulaşılır. Peki etkileyen bir durum var mı? Etkin çarpışma sayısını etkileyen sıcaklık var. Birazdan bahsedeceğim. Ürün miktarını etkileyen. Ürün miktarını etkileyen bir faktör yok. Tamam. Yani bu konuda hız konusunda yok. Tamam, teşekkür ederim. Tamam. Evet, şu soruya bir bakalım arkadaşlar. Kimyasal bir tepkimenin sıcaklığı T1'den T2'ye getirildiğinde tepkime hızı artıyor. T2 sıcaklığı T1 sıcaklığından büyüktür. T1'den T2'ye getirildiğinde artıyorsa T2 sıcaklığı nedir arkadaşlar? T1'den büyük demektir. Çünkü sıcaklık arttıkça hız artıyor. O zaman T2 sıcaklığı T1 sıcaklığından büyük demektir. T1 sıcaklığındaki hız sabiti T2 sıcaklığındakinden küçüktür. Evet, az önce ne dedik? Sıcaklık arttığında hız sabiti de artıyor dedik. O zaman T2'deki hız sabiti daha büyüktür. Ne diyor? T1 sıcaklığındaki hız sabiti T2 sıcaklığından küçüktür. Evet, o zaman bu da ne oldu? Bu da doğru oldu. T2 sıcaklığındaki taneciklerin ortalama kinetik enerjileri T1 sıcaklığındakinden büyüktür. Arkadaşlar, biliyorsunuz taneciklerin ortalama kinetik enerjisi sıcaklıkla değişiyor ve sıcaklık arttıkça ortalama kinetik enerji artıyor. Burada da T2'nin sıcaklığı daha büyük olduğu için ortalama kinetik enerji de burada artacaktır ve o zaman buradakilerin hepsi doğru olacaktır. Evet, şu örneğe beraberce bakalım arkadaşlar. Bu tür sorularda ne yapacağız dedik arkadaşlar? Taralı alana bakacağız. Şuradaki T2 taralı alanı burası. T1'in taralı alanı ise şurası. Yani gördüğünüz gibi T1'in taralı alanı daha büyük. T1'in taralı alanı daha büyükse o zaman sıcaklık T1'de daha büyük demektir. Yani burada T1 büyük T2'de. Evet, A şıkkında ne diyor? T1 sıcaklığı T2'den büyüktür diyor. Tamam. T1 sıcaklığındaki moleküllerin ortalama kinetik enerjisi T2 sıcaklığından büyüktür. Evet, ne dedik? Sıcaklık arttıkça ortalama kinetik enerji de artacaktır. T1'inki T2'den büyük olacaktır. T1 sıcaklığında aktivasyon enerjisini aşan tanecik sayısı T2 sıcaklığındakine göre daha azdır. T1 sıcaklığında aktivasyon enerjisini aşan tanecik sayısı T2 sıcaklığına göre daha azdır diyor. Şimdi arkadaşlar, burada cevabımız ne olması gerekir? Bu olması gerekir, değil mi? Çünkü bu buradaki taralı alan, buradaki taralı alan bize neyi verecek? Aktivasyon enerjisini aşan tanecik sayısını verecek. Burada T1'deki taralı alan daha büyük olduğu için T1'in sıcaklığı daha büyüktür. O yüzden bu öncül ne oldu? Yanlış oldu. D'ye bakalım. T1 sıcaklığındaki tepkime hızı T2 sıcaklığındakinden büyüktür. Evet, sıcaklık arttığında tepkime hızı artıyordur. Bu da doğrudur. T1 ve T2 sıcaklığındaki aktifleşme enerjisi aynı değerdedir. Evet, az önce ne dedik? Sıcaklık aktifleşme enerjisini değiştirmez. Aynı değerdedir diye.
Evet arkadaşlar, bu soruya dikkatlice bakmamızı istiyorum. Çünkü daha önceki yıllarda bizde çıkmış olan soru bu soruya benzer bir soru. Birazdan çıkmış sorumuza beraberce bakacağız. Şimdi arkadaşlar soruya bir bakalım. Bu soruda arkadaşlar tepkime 3 basamakta gerçekleşmiştir. Bu 3 basamakta gerçekleşen tepkimelerin biz ileri aktifleşme enerjilerine bakacağız. Ve şuradaki birinci tepkimenin ileri aktifleşme enerjisi, şurası ikinci tepkimenin aktifleşme enerjisi, şurası da üçüncü tepkimenin aktifleşme enerjisi. Bize burada B, A, C büyüklüğünü vermiş. Yani B A'dan, A da C'den büyükmüş. Şimdi bu ne demektir biliyor musunuz arkadaşlar? Şuradaki mesafe ne kadar küçük olursa, ki burada en küçük olan kimdir? C. Buradaki mesafe ne kadar küçük olursa bu tepkime daha hızlıdır. Yani EA ileri değeri küçükse şuradaki tepe noktasını aşması daha kolaydır ve daha hızlıdır. Ve EA değeri ne kadar büyükse o zaman tepeyi en zor aşan odur. O zaman burada arkadaşlar EA değeri en büyük olan B olduğu için bizim yavaş basamağımız ikinci basamaktır. Evet, yavaş basamak ikinci basamak. Bazen arkadaşlarımız şuradaki tepe noktası, şimdi bakıyoruz tamam mı sorulara? Sorulara genelde bakıldığında şöyle, tepe noktası en yukarıda olan hangisi ise yavaş basamaktır diye düşünebiliriz. Ama bazı sorularda, grafiklerde bizi burada yanıltabiliyorlar. Bizim burada bilmemiz gereken şuradaki EA ileri değeri hangisinde en büyükse yavaş basamak o demek. Şimdi tepkime 3 basamaklıdır. Doğru. En yavaş adım ikinci adımdır. Evet, az önce ne dedik? En yavaş adım şu ikinci adım. Toplu tepkime egzotermiktir. Bakın şimdi toplu tepkime egzotermiktir dediğimizde biz neye bakacağız arkadaşlar toplu tepkimede? Şuradaki girenlerin potansiyel enerjisi, şurası da ürünlerin potansiyel enerjisi. Şuradaki EA ileri değeri, bakın şuradaki EA ileri değeri şuradaki EA geri değerinden küçük olduğu için EA ileri eksi EA geri ne çıkacaktır? Negatif çıkacaktır. O zaman tepkime ne olacaktır? Egzotermik olacaktır. Evet. Burada sıcaklık artışı ABC değerlerini değiştirmez. Az önce ne demiştik arkadaşlar? Aktifleşme enerjisi sıcaklıkla değişmez demiştik. Bu da nedir? Doğru. En hızlı adım birinci adımdır diyor arkadaşlar. Az önce ne demiştik? Şuradaki üçüncü adımın EA ilerisi en küçük olduğu için en hızlı adım üçüncü adımdır demiştik. Öyleyse arkadaşlar buradaki en hızlı adım üçüncü adım olduğu için E şıkkı burada yanlış oluyor. Şimdi arkadaşlar buradan hemen bizim çıkmış olan sorumuza geçmek istiyorum. Hemen çünkü konuyla bağlantılı olduğu için hemen oraya bir geçeyim. Evet. Zaten bir tane çıkmış sorumuz kaldı. Geçen hafta soruları iki tane sorumuzu çözmüştük. Burada şimdi bir tane sorumuz kaldı. Bu soruya bakalım. Evet şu soru arkadaşlar. 18. soru sağ taraftaki 18. soru. Evet. Arkadaşlar soruya bir bakalım öncelikle. Diyor ki
X, Y net tepkimesi için potansiyel enerji tepkime ilerleyişi grafiği aşağıda verilmiştir. Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar bu tepkime iki basamakta gerçekleşmiştir. Şuradaki ikinci basamağın EA ileri değeri daha büyük olduğu için ikinci basamak nedir arkadaşlar? Yavaş basamağımızdır. X maddesi burada girenler, Y maddesi ürünler. Şurada aradaki K dediğimiz de bir ara üründür arkadaşlar. X maddesinden Y maddesi oluşurken K dediğimiz de bir ara üründür. Şimdi şıklara bakalım. Tepkimenin ikinci basamağı için aktivasyon enerjisi E-C'dir diyor. Tepkimenin ikinci basamağı için aktivasyon enerjisi evet şu mesafedir. Orası E-C'dir. Yani A şıkkı doğru. Tepkimenin ilk basamağı için aktivasyon enerjisi C-B'dir. Arkadaşlar tepkimenin ilk basamağı için aktivasyon enerjisi dediğimiz şurasıdır. D-B olması gerekir. Ama ne demiş? C-B demiş. O zaman burada yanlış olan nedir? B şıkkıdır arkadaşlar. Hemen C şıkkıyla devam etmek istiyorum. Doğru cevabı bulduk ancak diğerlerine de bakalım. Tepkimenin delta H değeri A-B'dir. Delta H dediğimiz şurası arkadaşlar. Girenler ve ürünlerin şu arasındaki mesafe yani ne olacak? A-B delta H değerini bize verecek. K tepkimede bir ara üründür. Evet K tepkimede bir ara üründür. Tepkimenin ilk basamağı endotermiktir. İlk basamağı dediği için buraya bakıyoruz arkadaşlar. EA ileri değeri, EA geri değerinden büyük olduğu için ne olacak arkadaşlar? Burası pozitif çıkacak. O zaman birinci basamak endotermik olacak. Evet arkadaşlar bu da yine çok basamaklı tepkimelerle ilgili bir grafik sorusu. Daha önce sorulmuş olan bir soru. Evet arkadaşlar hızla ilgili bakın 3 tane soru sorulmuştu. Bunları da geçen hafta birlikte çözmüştük. Kaldığım yerden devam ediyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi tepkime hızına etki eden faktörlerden bir diğeri arkadaşlar katalizör etkisi. Katalizör ne demek? Arkadaşlar bir katalizör bir kimyasal tepkimeye girip o tepkimenin hızını değiştiren ve tepkime sonunda çıkan ve net tepkimede yer almayan maddelere biz katalizör diyoruz. Katalizör iki şekilde arkadaşlar. Bir pozitif katalizör var, bir de negatif katalizör var. Pozitif katalizörler tepkimenin hızını artırıyor. Tepkimeye giriyor fakat tepkimenin sadece hızını artırıyor. Başka bir etkisi olmuyor ve tepkimenin sonunda net tepkimede yer almıyor. Ve bir de negatif katalizörler var. Siz biyolojide bunlara arkadaşlar inhibitör diyorsunuz. Biyolojide kullandığınız bir terim. Bu da tepkimenin hızını azaltan katalizörler. Şimdi şöyle bir grafik üzerinde görelim bunu arkadaşlar. Potansiyel enerji zaman grafiği. Şu görmüş olduğunuz mavi olan arkadaşlar katalizörsüz tepkimenin grafiği. Bakın ne oluyor? Şuradaki arkadaşlar katalizörlü olduğunda tepkime eşik enerjisi düşüyor. Bakın katalizörlü tepkimelerde eşik enerjisi düşer. Fakat arkadaşlar eşik enerjisi düşerken bakın EA ileri değeri yeni bir EA ileri değerine dönüştü. Bakın EA ileri değişti. Şuradaki EA geri değeri de yeni bir EA geri değerine dönüştü. Ama EA ileri ile EA geri
aynı oranda azaldığı için delta H değişmez. Öyleyse arkadaşlar 1. Katalizör eşik enerjisini değiştirir. 2. İleri ve geri aktifleşme enerjisini değiştirir. 3. Delta H'ı değiştirmez. Dördüncü olarak da arkadaşlar katalizör net tepkimede yer almaz. Bakın mesela şu tepkime, iki basamakta gerçekleşen bir tepkime, BR2 katalizör olarak, ha bir de arkadaşlar, arkadaşlarımız ara ürünle katalizörü çok karıştırıyorlar. Öncelikle ara ürün önce ürün olarak oluşur. Fakat katalizör tepkimenin başında girenlerde yer alır. Sonra tepkime sonunda çıkar, ara tepkimede yer almaz. Bakın katalizörle ara ürün arasındaki farkı tekrar ediyorum. Katalizör tepkimenin en başında girenlerde yer alır. Sonra tepkimeden, sonraki basamaklarda tepkimeden ayrılır. Ara ürün ise muhtemelen birinci tepkimenin girenlerinde öncelikle oluşur. Sonra arkadaşlar tepkimenin, bir başka tepkimenin girenlerinde kullanılır. O da net tepkimede yer almaz. Öyleyse arkadaşlar katalizörler genellikle pozitif katalizörler tepkimenin hızını artırır. Tepkimenin hızını artırdığı için aktifleşmiş kompleks enerjisini düşürür. İleri ve geri aktifleşme enerjisini düşürür. Fakat delta H'ı değiştirmez. Eğer arkadaşlar inhibitör, yani negatif katalizör olursa bu sefer ne olacak demektir? Bu sefer eşik enerjisini artıracak demek. Negatif katalizörler de eşik enerjisini artıracak demektir. Evet. Ve arkadaşlar katalizörler ne yaparlar? Hıza etki ettikleri için yavaş basamağa etki ederler genellikle. Evet, katalizörler genellikle yavaş basamağa etki ederler ve yavaş basamağın aktifleşme enerjisini düşürürler. Neden? Çünkü yavaş basamak hızı belirliyor. Yavaş basamak hızı belirlediği için yavaş basamağın aktifleşme enerjisini düşürürler. Evet, katalizörler oluşan madde miktarını değiştirmezler. Evet, az önce arkadaşımız sordu, ürünleri değiştirmiyor. Hız sabitinin değerini değiştirirler. Evet, hız sabitini. Arkadaşlar, hızda unutmayın, sıcaklık ve katalizör hız sabitinin değerini değiştiriyor. Diğer etkenler hız sabitinin değerini değiştirmiyor. Katalizörler gerçekleşmeyecek bir tepkimeyi gerçekleştiremezler. Katalizörler tepkime mekanizmasını değiştirebilirler. Şimdi arkadaşlar homojen ve heterojen katalizörler. Homojen katalizör ne demek? Tepkimeye girenlerle aynı fiziksel halde olanlar homojen katalizör. Tepkimeye girenlerle farklı fiziksel halde olanlara da biz heterojen katalizör diyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi bu soruya beraberce bakalım. Kimyasal bir tepkimenin potansiyel enerji diyagramı şekilde verilmiştir. Bu tepkime ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplandırınız. Basamakların hızları arasında ilişki nedir? Arkadaşlar bakın şimdi şurada EA ileri değeri en büyük olan birinci basamak. Sonra en küçük olan da ikinci basamak. Ortada olan da üçüncü basamak. Bakın şurada aktifleşmiş komplekse en hızlı ulaşan kimdir? İkinci basamak. O zaman hızlarını karşılaştırdığımızda en hızlı olan kim olacak? R2. Sonra R3, sonra R1. Yani buradaki en yavaş olan basamak kimdir? Birinci basamak. Peki katalizör hangi basamağa etki eder diyor. Arkadaşlar katalizör neye etki ediyordu? Yavaş basamağa etki ediyordu. Buradaki en yavaş basamak da birinci basamak olduğu için katalizör birinci basamağa etki eder diyeceğiz.
Evet sevgili arkadaşlar, bu soruya bir bakalım. Ha, şimdi arkadaşlar daha önce ne demiştik? Şuradaki taralı alan bize neyi veriyordu? Oradaki belirli kinetik enerjiye sahip molekül sayısını veriyordu. Ve taralı alan ne kadar büyükse sıcaklık o kadar büyüktü. Şimdi burada da arkadaşlar taralı alan ne kadar fazlaysa, ne kadar büyükse o katalizörlü tepkime olduğunu bize ifade ediyor. Yani şuradaki EA1 değeri bize katalizörlü tepkimeyi veriyor. EA2 değeri de katalizörsüz olanı veriyor. Yani şuradaki, bakın şimdi, şuradaki taralı alan, şuradaki taralı alan katalizörlü. Bakın şurada mavi için, şuradaki taralı alanda bize yine katalizörlü tepkimeyi veriyor. Neden arkadaşlar? Çünkü katalizör tepkimeyi hızlandırdığı için buradaki belirli kinetik enerjiye sahip molekül sayısında ne yapacaktır? Artıracaktır. O zaman şöyle bir soruya bakalım arkadaşlar. Girişimizi yaptıktan sonra soruya bakalım. Bakın, dikkat etmemiz gereken en önemli nokta. Şuradaki taralı alan T2'de daha büyük olduğu için T2 sıcaklığı T1'den daha büyük olacak. Ve şuradaki taralı alan daha büyük olduğu için EA1 dediğimiz katalizörlü olacak arkadaşlar. EA1 katalizörlü. EA2 ise katalizörsüz tepkimenin EA değeri olacak. Katalizörlü ve katalizörsüz tepkimeye ait eşik enerjilerini belirtiniz. Evet, katalizörlü tepkimeye ait olan eşik enerjisi EA1, katalizörsüz tepkimeye ait olan eşik enerjisi EA2'dir. Evet, A şıkkının cevabını bu şekilde vermiş olduk. Tepkime hızı hangi eşik enerjisi ve sıcaklık değerinde en yavaştır? Evet. Arkadaşlar, tepkime hızı T1 değerinde en yavaştır. Neden? Çünkü sıcaklık olarak T1 değerinde buradaki taralı alan daha azdır. Şuradaki EA2 değerinde yine taralı alan daha az olacağı için arkadaşlar. Evet, T1 ve EA2 değerlerinde nedir? Tepkime hızı en yavaştır. Hangisinde daha hızlıdır diye sorsaydı T2 ve EA1 değerleri diyecektir. Çünkü sıcaklık arttığında ve katalizör kullanıldığında ne yapar? Tepkimenin hızı artar diyeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, şu soruya bir bakalım. Tepkimesine ait şekildeki potansiyel enerji diyagramı tepkimesine aittir. Bu tepkimeye yapılan bir etki sonucu şekil 2'deki potansiyel enerji diyagramı elde edilmiştir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada ne olmuş? Aktifleşme enerjisi düşmüş. Sıcaklığı artırdığımızda aktifleşme enerjisi ne yapmıyordu arkadaşlar? Değişmiyordu hatırlıyorsanız. Katalizör ilave edildiğinde ise aktifleşme enerjisi ne yapıyordu? Düşüyordu. Kabın hacmini küçültmek, sıcaklığı azaltmak, X katısının tanecik boyutunu küçültmek. Bunlar da ne yapmaz arkadaşlar? Aktifleşme enerjisini düşürmek. Düşürmez. Yani bu değerler hıza etki eder ancak ne yapmaz? Aktifleşme enerjisini düşürmez. Aktifleşme enerjisini düşüren tek etken nedir? Katalizör. Evet, bu soruya bir bakalım arkadaşlar. Şimdi bizim burada dikkat etmemiz gereken en önemli nokta nedir? Şuradaki yavaş basamak. O zaman yavaş basamağın girenlerine göre ne yapacağız arkadaşlar? Yavaş basamağın girenlerine göre biz
tepkimenin hızını belirleyeceğiz. Sorulara bir bakalım. Y'nin derişimi 2 katına çıkarılırsa tepkime hızı 4 katına çıkar. Arkadaşlar, hız neye bağlı burada? K çarpı x çarpı y'nin karesine bağlı. Yani tepkimenin hız denklemini bu şekilde yazıyoruz. Yavaş adımın girenlerine göre. Ne diyor bize? Y'nin derişimi 2 katına çıkarsa. Y'nin derişimi 2 katına çıkarsa ne olacak? 2'nin karesi 4. Yani hız da 4 katına çıkacak. O zaman burası nedir? Doğrudur arkadaşlar. X katalizördür diyor. Bakalım. Arkadaşlar X birinci tepkimede girmiş. Son tepkimede çıkmış. Burada girip burada çıkacağı için net tepkimede yer almayacaktır. O zaman X nedir? Katalizördür. T ve W ara üründür diyor. Arkadaşlar T birinci basamakta oluşmuş, ikinci basamakta kullanılmış ve bunlar birbirini götürüyor. W ikinci basamakta ürün olarak oluşmuş, üçüncü basamakta kullanılmış ve birbirini götürmüş. Bunlar net tepkimede ne yapmaz? Yer almaz. O zaman bunların ikisi de nedir? Ara ürün. Birinci adımın aktivasyon enerjisi ikinci ve üçüncü adımın ikinden küçüktür. Arkadaşlar ne demiştik? Yavaş adımların aktivasyon enerjisi daha büyüktür demiştik. O zaman birinci adımın aktivasyon enerjisi 2 ve 3'ten büyük olması gerekir. Yavaş adımların aktivasyon enerjisi daha büyük olması gerekir. Evet. Toplam net reaksiyon denklemi. Arkadaşlar şu 2 T'ler birbirini götürdü. 2 V'ler birbirini götürdü. X'ler birbirini götürdü. Ne kaldı? Burada 3 tane Y kaldı. Evet doğru. 1 tane Q kaldı. Evet doğru. 2 tane Z kaldı. Evet doğru. Öyleyse cevabımız D şıkkı oldu arkadaşlar. Evet. Temas yüzeyi etkisi. Sevgili arkadaşlar, hızı etkileyen faktörlerden bir tanesi de temas yüzeyi. Temas yüzeyi deyince arkadaşlar bakın hani bu küp şeker ve toz şeker meselesi. Yani küp şeker mi çayda daha hızlı çözünür, toz şeker mi? Toz şeker daha hızlı çözünür çünkü toz şekerin her tarafına ne yapar arkadaşlar? Su etki eder. O yüzden temas yüzeyi deyince aklımıza küp şeker, toz şeker gelsin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi temas yüzeyi ne yapar? Hızı artırır. Evet. Hızı etki eden faktörlerden bir diğeri de reaktif türü ve etkisi. Bunu aslında daha önceki derslerimizin başında bunlardan bahsetmiştik arkadaşlar. Şöyle diyeceğiz. Bir kere farklı tür iyonlar bir araya geldiğinde tepkimeler çok hızlı gerçekleşir. Aynı türlü iyonlar olursa aynı türlü iyonlarda da tepkime hızlı gerçekleşir. Yani iyonların tepkimelerinde tepkimeler hızlı gerçekleşir. Eğer arkadaşlar bağ düzeninde bir değişiklik gerekmiyorsa, yani genellikle hal değişimleri biraz daha hızlı gerçekleşir. Ama eğer bağların kopması ve yeniden düzenlenmesi gerekiyorsa bu tepkimeler biraz daha yavaş gerçekleşir. Elektron aktarımı olmayan aynı yüklü tepkimeler yavaş gerçekleşir. Moleküller arasında gerçekleşen tepkimeler biraz yavaş gerçekleşir. Oksitlenme dediğimiz işte bu paslanma veya işte gümüşün kararması gibi tepkimeler bunlar da yine yavaş gerçekleşir. Evet arkadaşlar şu örneğimize beraberce bakalım. Tepkimelerin hızları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Dedik ki arkadaşlar farklı tür iyonlar arasında gerçekleşen tepkime çok hızlı gerçekleşir. O zaman birincisi hızlı gerçekleşiyor.
İkinci tepkimeye bakıyoruz. İkinci tepkimenin her ikisi de yanma tepkimesi. Yanma tepkimeleri arkadaşlar hızlı gerçekleşir. Daha doğrusu gazların yanması tepkimesi hızlı gerçekleşir. Fakat hangisi daha hızlı gerçekleşir dediğinizde şuradaki HH, burada sadece bir tane HH bağı var. Kırılması gereken bir tane bağ var. Fakat şurada C5H12'de bir sürü bağ var arkadaşlar. Evet, en az 10-15 tane bağ var ve burada kırılması gereken bağ sayısı daha fazla olduğu için bu daha yavaş gerçekleşecektir. O yüzden burada cevap A şıkkı olacaktır. Evet, şu soruya bir bakalım arkadaşlar. Tepkimesinin hızını, O2 gazının çıkış hızını artırmak için neler yapılabilir? KCl3 katısını toz haline getirmek. Arkadaşlar bu katı bir madde. Bunu toz haline getirdiğimizde ne yaparız? Hızı artırırız. Sıcaklığı artırmak. Evet, sıcaklık arttığında da ne olur arkadaşlar? Mesela çok sıcak olan çayda mı şeker daha hızlı çözülür yoksa soğuk çayda mı? Evet, bu da ne yapar? Uygun bir katalizör kullanmak. Evet, uygun bir katalizörle ne yapabiliriz arkadaşlar? Bu tepkimenin hızını da artırabiliriz. Evet. Şimdi arkadaşlar bir ara verelim istiyorum. Sizin için de uygunsa bir ara verelim. Eğer aramızdan sonra ne yaparız? Biraz soru çözümlerimiz var. Bir kaldığımız yerden devam edebiliriz. Arkadaşlar uygun mudur? Ara verelim mi acaba? Evet. Verelim hocam, evet. Tamam arkadaşlar. O zaman şu an saat 17.19. 17.30'da burada görüşelim. Olur mu arkadaşlar? Tamamdır. Teşekkür ediyorum.